Değerli basın mensupları, çok kıymetli arkadaşlar, sizlere en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Aziz kardeşim, Katar Emiri Şeyh Temim'in davetine icabetle Yüksek Stratejik Komitemizin 7. toplantısı için Katar'a, duaya hareket ediyoruz. Değerli kardeşim Şeyh Temim de ikili ve heyetler arası olmak üzere inanıyorum ki son derece başarılı görüşmeler gerçekleştireceğiz. İkili ilişkilerimizde son yıllarda kaydedilen mesafeden inşallah bundan sonrası çok daha verimli bir şekilde devam edecektir. Tabii bugün kardeşim Şeyh Temim'in anne ve babasıyla ailece akşam bir arada olacağız. Onlarla bir yemeğimiz olacak. Yarın da yüksek düzeyli stratejik konsey toplantımızı yapacağız. Yarın da yüksek düzeyli stratejik konsey toplantımızı gerçekleştireceğiz. Tabii yüksek düzeyli stratejik konsey toplantımızda heyetler arası görüşmelerimiz olacak ve en geniş manada bu toplantımızı gerçekleştireceğiz. Bildiğiniz gibi Türk-Katar savunma noktasında askerlerimizin oradaki üssü söz konusu ve bu üssümüzle oradaki çalışmalarımızı ayrıca yürüteceğiz ve orayı da ziyaret etmek suretiyle Mehmetçiklerimizle orada bir arada olacağız. 2014 yılında stratejik komitenin ilk toplantısını gerçekleştirmek üzere adımlarımızı attık ve 2015 yılında da Doha'da ilk toplantıyı yaptık ve Türkiye-Katar ilişkileri İki ülkenin tarihine dostluğuyla ve potansiyeliyle mütenasip bir şekilde stratejik perspektifle günden güne güçlenmeye başlamıştır. Yüksek Stratejik Komite mekanizması çerçevesinde Katar'la bugüne kadar siyasi, askeri, ekonomik, kültürel olmak üzere 69 belge imzaladık. Yapılan anlaşmalar sayesinde işbirliğimizi daha da ileri noktalara taşıdık. Yarın icra edeceğimiz 7. toplantı vesilesiyle imzalayacağımız yeni anlaşmalarla dayanışmamızı daha da perçinleyeceğiz. Kıymetli kardeşim Şeyh Temim'le ikili görüşmemizin ardından komite toplantısına başkanlık edeceğiz. Görüşmelerimizde ikili ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla ele alma fırsatımız olacak. Ortak gündemimizde yer alan önemli bölgesel ve uluslararası konularda da fikir teatisinde bulunacağız. Görüşmelerimizin sonunda Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nı ziyaret edeceğim.
Türk-Katar dostluğunun nişanelerinden olan kuvvet komutanlığımızda görev yapan Mehmetçiğimizle ve komutanlarla hasbihal edeceğiz. Değerli arkadaşlar, Türkiye ve Katar son yıllarda karşılaştıkları bölgesel zorluklar karşısında güçlü duruşlarını özellikle koruyan iki devlettir. Önümüze çıkan badireleri iki dost ve kardeş olarak yakın işbirliği içinde hareket ederek aşmayı başardık. Ekonomiden savunmaya, ticaretten yatırımlara kadar pek çok alanda kazan kazan temelinde ortaklığımızı güçlendirdik. Cumartesi günü Siirt Organize Sanayi Bölgesi'nde açtığımız Türkiye'nin ilk Çinko İzabe tesisi bunun en son örneklerinden birisidir. Yılda 50 bin ton üretimle başlayıp ilave yatırımlarla önce 120 bin tona sonra 250 bin ton kapasiteye kadar çıkacak bu tesis ülkemizin Çinko ihtiyacının yarısına yakınını da karşılayacak. Temelini attığımız kurşun, gümüş ve sülfürik asit fabrikalarının da hizmete girmesiyle toplam 7500 insanımıza Siirt'te istihdam sağlanacak. 2023 yılına kadar toplam bedeli 500 milyon dolara ulaşacak bu yatırımı Katarlı kardeşlerimizin Türkiye'ye ve Türk ekonomisine güveninin bir tezahürü olarak görüyoruz. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgemizin üzerinden terörün karanlık gölgesi kalktıkça inşallah bu tür yatırımlar katlanarak artacaktır. Bölücü örgütün siyasi uzantılarıyla işbirliği yapanların Katar'a ve Katarlı kardeşlerimizin ülkemizdeki yatırımlarına yönelik hazımsızlıklarının sebebi de budur. Esasen bunların asıl rahatsızlığı Türkiye'nin uluslararası doğrudan yatırım çekmesi, Türk ekonomisinin yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve büyüme temelleri üzerinde yükselmesidir. Yabancı ülke büyükelçiliklerine yazılan şikayet mektuplarında, uluslararası basına verilen hezeyan dolu demeçlerde hep bunun işaretlerine şahit oluyoruz. Biz son 19 yıldır olduğu gibi gelecekte de sermaye ve yatırım düşmanı bu mandacılara rağmen ülkemizi büyütmeye, güçlendirmeye, bölgesinin ve dünyanın parlayan yıldızı yapmaya devam edeceğiz. Bu amaç doğrultusunda Katar'ın yanı sıra Körfez'deki diğer ülkelerle de işbirliğimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Körfez bölgesinde diyalog kapılarının tekrar açılması ve yanlış anlamaların giderilmesi yönünde yürütülen diplomatik çabaları memnuniyetle karşılıyoruz. Türkiye olarak hiçbir ayrım yapmadan Körfez'deki kardeşlerimizle olan münasebetlerimizi ortak menfaatlerimiz ve karşılıklı saygı çerçevesinde ilerletmeyi sürdüreceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Doğa'daki temaslarımızın Katar'la olan ilişkilerimizin derinleşmesine önemli katkılarda bulunacağına inanıyorum. Görüşmelerimizin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı neticelere vesile olmasını, Türkiye-Katar kardeşliğini pekiştirmesini özellikle temenni ediyorum. Teşekkür ediyorum ve şimdi de sorulara geçebiliriz. Buyurun. Efendim, Anadolu Ajansı'ndan Kaan Bozdoğan. Abu Dhabi Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile iki hafta önce Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Ankara'da görüşmüştünüz. Birleşik Arap Emirlikleri basını bu ziyarete umut vadeden ilişkiler şeklinde yorumlamıştı ve ziyaretin Türkiye ile Arap ülkeleri arasındaki ilişkileri yeni bir döneme taşıyacağını belirtmişti. Bugün de Arap coğrafyasının güçlü ülkelerinden biri olan Katar'ı ziyaret ediyorsunuz. Bu kapsamda Türkiye ile Arap ülkeleri arasındaki ilişkilere dair bir değerlendirmeniz olurum. Her şeyden önce Türk
yapısı olarak, Türkiye olarak, tüm Körfez ülkeleriyle olan birlikteliğimizi, dayanışmamızı, bundan sonraki ilişkileri çok daha güçlenerek devam ettirmekten yanayız. Yani bu konuda muhalefetin biz rahatsızlıklarını zaten biliyoruz. Bu rahatsızlıklara rağmen bu ilişkileri devam ettirmekte kararlıyız. Neticede Katar'a yönelik uygulamaya konulan abluka ve müeyyideler bu yılın başından itibaren biliyorsunuz kaldırıldı. Ve şu anda Körfez ülkeleri arasında da bir birliktelik, bir beraberlik, bir dayanışma yeniden tesis edildi. Ve tüm bölge ülkelerinin de ülkemizin Körfez bölgesinin politikalarına yönelik attığı ve atacağı adımların bunlar bir işaretidir. Ve Muhammed bin Zayed'in Türkiye ziyareti bu adımın bir ifadesidir. Nasip olursa Şubat ayı içerisinde benim yine geniş kapsamlı bir heyet ile Abu Dhabi'ye bir ziyaretimiz olacak. Şu anda ekonomik ilişkilerde atılan adımları daha da etraflıca ele almak suretiyle ve bu konuda gerek Türkiye'de yapılan yatırımlar, gerekse Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapılan ve yapılacak birçok yatırımlarla bunu perçinleyeceğiz. Ve şu anda tabii yine bölgenin en güçlü ülkelerinden bir tanesi olan Katar'la zaten attığımız adımlar bunun nişanesidir. Ve rakamlar tabii öyle ufak rakamlar değil. Çok ciddi yatırımlarla bunu sürdürüyoruz. Özellikle Türk iş adamlarına yönelik Katar'ın yaklaşımı altyapıda, üst yapıda çok çok yüksek rakamlardır. Ve bunların artarak devam edeceğine inancım tamdır. Ve bunlar şu an itibariyle Türk iş adamlarına verilen Katar'daki işlerin tutarı yaklaşık 15 milyar dolar civarındadır. Gülseli Kenar'la Demirören Haber Ajansı. Geçtiğimiz günlerde Amerika, İngiltere ve Avrupa Birliği ülkelerinin de aralarında bulunduğu 19 ülke Taliban'la ilgili bir açıklama imzaladı. Açıklamada Taliban yönetiminin hükümet görevlileri ve askeri personelle ilgili verdiği sözleri tutmasını istedi. Siz bu konuyu nasıl değerlendirirsiniz? Biliyorsunuz Taliban yönetiminin üst düzey temsilcilerinin bir Türkiye ziyareti oldu ve bu ziyarette kendileri özellikle de gerek kadınların sosyal hayattaki yeriyle alakalı, gerek çocukların eğitim öğretimiyle alakalı verdikleri bazı sözler var. Temenni ederiz ki bu sözler tutulur ve bu sözleri tutmak suretiyle de Taliban yönetimi Afganistan'ın dünya ile bütünleşmesi istikametinde adımlar atar. Şu anda bizim de Katar'la olan dayanışmamızda özellikle Taliban yönetiminin yani Afganistan'da örneğin bir havalimanının yönetimiyle alakalı Türkiye-Katar işbirliğiyle bunun yönetilmesini teklif ediyorlar. Bizler de bunu gündemimize aldık ve bu konuyla ilgili görüşmelerimizi Katar'la da yürütüyoruz. Fakat tabii az önce söylediğim gibi özellikle kadın, çocuk, bunların eğitimi, sosyal hayattaki yerleri hassasiyetlerimiz arasındadır.
durmadan sen sorma, bir de başkası da sorsun. Buyurun. Efendim, A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutlu da. Efendim, milyonların gözü kulağı asgari ücret komisyonundan çıkacak kararda, rakamda. Geçtiğimiz günlerde de sizin de bu yönde bir anket yaptırdınız. Bir taraftan da geçtiğimiz günlerde düzenlenen Merkez Yürütme Kurulu'nda da bu konunun tekrar masaya yatırıldığı ve özellikle bakanlardan bilgi alarak gönlünüzden de 4000 TL'nin altına düşünmemesi konusunda kulise bazı yansıyan bilgiler var. Nedir son durum efendim? Bu hafta da görüşmeler gerçekleşecek. Biliyoruz ama sizin gönlünüzden geçen rakam nedir? Çok büyük bir artış olacak demiştiniz. Değerlendirmenizi almak isterim. Şimdi Aslı Hanım, sen beni köşeye sıkıştırıyorsun. Fark ettim efendim. Şu anda biliyorsunuz Sayın Bakan heyetiyle beraber gerek işçi kesimi, gerek işveren kesimiyle bugün Perşembe bu tür görüşmeleri yapacaklar. Ve gerek bugün gerek Perşembe günü yapacakları görüşmelerle birlikte de bir yere varacaklar. İnşallah dönünce bizler bu görüşmelerde ne yaptılar? Tarafların teklifleri nedir? Yani bunları biz görelim. Ve daha önce de söylediğim gibi, ama biz kesinlikle bu noktada işçimizi yani zora sokmayacağız. Asgari ücret noktasında da inşallah en uygununu, en ideal olanını gerek brüt gerek net masaya yatırarak ondan sonra inşallah nihai kararımızı vereceğiz ve bu nihai kararla birlikte de temenni ediyorum ki tabii sadece işçi kesiminin buradaki memnuniyeti değil, işveren de bu alınan kararla memnun olması lazım. Çünkü hep söylüyoruz ya, yatırım, istihdam, üretim, ihracat, büyüme. Şimdi bizim burada hem işçinin emeğine, işverenin de bu noktadaki yatırım gücüne ihtiyacımız var. Bu iki gücün ayakta durması bizim için büyük önem arz ediyor. Ve inşallah sadece bu dönemde alınacak karar değil, bir de önümüzdeki yıl seçim öncesi alınacak olan karar da var. Bütün bunları düşünerek bir karar vereceğiz ve bu kararla beraber de inşallah yolumuza devam edeceğiz. CNN Türk Mücahit Topçu efendim. Özellikle son günlerde fahiş fiyat konusu da vatandaşın gündeminde. Geçtiğimiz günlerde Siirt'te bir açıklama yapmıştınız. Çok da uzun olmayan bir sürede inşallah bu fiyat hareketlerini makul ve istikrarlı bir çizgiye oturtacağız demiştiniz. Marketten markete bazı ürünlerin fiyat farklılıkları da oldukça dikkat çekici. Bu konuda nasıl bir çalışma yürütülüyor? Bir çalışma var mıdır efendim? Teşekkürler. Tabii şu anda Ticaret Bakanımız da burada. Özellikle benim en çok rahatsız olduğum konu stokçuluk. Stokçuluk biliyorsunuz, Diyanet İşleri Başkanımın yanında bunu konuşmak bana düşmez ama bizim dinimizde de haramdır. Yani böyle bir şeye gidemezsiniz. Fakat görüyoruz ki stokçuluk yapanlar var. Her alanda. Bakın son zamanlarda otomotiv sektöründe bile stokçuluk var. Birçok kapalı otoparklara sıfır otomobiller oralara depolanmak suretiyle onun da stokçuluğunu yapıyorlar. Hele hele gıdada stokçuluk yani yenilir yutulur bir şey değil. Onun için
şu andaki müeyyide, cezai müeyyide çok düşük. Biz şimdi, ben Mehmet Bey'e de söyledim, hemen hazırlıklarınızı yapın. Bu müeyyideyi onları rahatsız edici bir noktaya çıkaralım. Ondan sonra yine yapabiliyorsa yapsın bakalım istokçuluğu. Bu işin başka çıkar yolu yok. Bedelini ağır ödeyecekler. Sen mi stokçuluk yapıyorsun? Bunun bedelini ağır ödeyeceksin. Çünkü vatandaşımıza, hele hele gıdada bu tür zulmü yapanlara biz buyur yoluna yine devam et diyemeyiz. Ne gerekiyorsa bunu başta Ticaret Bakanlığımız olmak üzere gerekli adımları atacağız ve üzerine de bu işin gideceğiz. Evet. Hadi buyur bakalım, buyur. Efendim, terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin bir soru sormak istiyorum. Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri gerçekleştirdiği operasyonlarla çok sayıda terör örgütü mensubunu etkisiz hale getirmeye devam ediyor. 4 gün önce de PKK-KCK'lı terörist Pervin Aslan ile örgütün sözde üst düzey sorumlularından Duran Kalkan'ın korumalığını yapan Emrah Adıgüzel MİT'in operasyonuyla Türkiye'ye getirilmişti. Küresel düzeyde faaliyet gösteren terör örgütlerine yönelik geniş coğrafyada sürdürülen başarılı operasyonlara ilişkin bir değerlendirmeniz olurum. Sen zaten değerlendirmeyi yaptın. Yani bundan sonraki süreçte de bugüne kadar nasıl bu konuda güvenlik güçlerimizle Milli İstihbarat Teşkilatımız bu operasyonları yoğun bir şekilde sürdürdüyse, bundan sonraki süreçte de aynı şekilde bu operasyonlarımıza devam edeceğiz. Yani buradan taviz vermemiz mümkün değil. Her ne kadar Bay Kemal eğer fırsat bulur da göreve gelirse Kandil'i onların başına yıkmayı vaat ediyorsa, buradan bir beklentisi varsa ki yapacağı herhangi bir şey söz konusu değil zaten, onun nedenli bu noktalarda pozisyon aldığını gayet iyi biliriz. Yani bir taraftan terör örgütünün temsilcileriyle yürüyüşler yapacaksın. Öbür taraftan işte az önce ismini verdiğiniz terörist başının alkışını alacaksınız. Onun işte bu yaptığınız iş doğrudur, iyi yolda ilerliyorsunuz diyecek terörist başı Kandil'den Bay Kemal'e selam verecek. Başarılısınız, iyi gidiyorsunuz diyecek ve ondan sonra da Kandil'i yakıp yıkmaktan bahsedecek. Bunlara güven olmaz. Bunlarla da bir yere varılmaz. Bu işin hakkından işte şu anda biz nasıl mağaraları, Kandil'i evelallah bunların başına geçirdiysek, işte en son biliyorsunuz 9 tane teröristi mağarada sıkıştırmak suretiyle orada bizim bir binbaşımız o bölgede şehit edilmişti ve binbaşımızı şehit edenleri o mağaradaki olayda oraya gömdük. Ve 9 tane teröristi oradan o şekilde çıkarmış olduk. Bu işi ispatı bizdedir. Biz bu işin ispatını yapıyoruz, lafını değil. Bundan sonraki süreçte de nasıl şu anda Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te, Bester Deresi'nde bütün bunları evvelallah açtıysak, bundan sonraki süreçte de açmaya devam edeceğiz. Şehitlerimiz var. Evvelallah bu şehitlerimizin kanını da yerde bırakmadan yola devam. Teşekkür ediyorum. Sağ ol. Tabii bu arada özellikle de Larnaka'da
Güney Kıbrıs'ta camilerimize yönelik biliyorsunuz bir maalesef operasyon yapıldı. Tabii Güney Kıbrıs'taki bu operasyon karşılıksız kalmayacak. Bununla ilgili parti sözcüsü arkadaşımız Ömer Bey'in net açıklamaları var. Ve biz de gerek Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar Bey'in yapmış olduğu açıklama ile birlikte aynı şekilde biz de Güney Kıbrıs'a şunu söylüyoruz. Mabetlerimizin üzerinde bu tür sabotajlara gitmeyiniz. Bu tür sabotajlara gitmenizin bedelini çok ağır olarak ödersiniz ve bunun arkasında kimlerin olduğu noktasında da her türlü arayışın içerisindeyiz ve 6 tane bizim Güney Kıbrıs'ta camimiz var ve bu camilerimizin güvencesi Güney Kıbrıs'ın yönetimidir. Biz nasıl ki bütün onların kutsallarına, kiliselerine karşı bir güvenceysek, aynı şekilde aynı güvenceyi de onların vermesinin gerektiğini her zaman söylüyorum. Yine bu vesileyle söylemiş oluyorum. Allah'a ısmarladık.